9 yaşındaki Rebecca ve Tommy, koşulsuz bir aşka başlarlar. Bilimin yardımıyla, ölen sevgilisini yıllar sonra diriltmek için uğraşır. Plajda yağmurlu bir günde, Tommy Rebecca'ya koşar ve ahşap bir çadırın altında yağmur izlerken kendisini tanıtır. Arkasından ayak izlerini duyduğunda, yağmurun içine dalar, genç kadını sözsüz bırakır. Rebecca yağmurdan sonra giyinir ve penceresine taş atılanları duyurur. Dışarıda, Tommy ile tanışır ve iki bisiklet birlikte plaja gider. Daha sonra, Rebecca yeni tanıdığının odasında uykuya dalıyor gibi görünüyor. Tommy'nin babası Ralph, küçük kızın büyük babasından bir mesaj alır ve geceyi evinde geçirmesine izin verir. Bunu duyunca ikisi de heyecanlanıyor ve oynamaya devam ediyor. Ertesi gün Tommy Rebecca'yı sahil kenarında terk edilmiş bir tekneye götürür, orada sessizce karanlık kıyıya bakarlar. Rebecca'nın evinde, iki arkadaşı küçük bir karıncayı gözlemler. Ertesi gün, Tommy onu okyanusa götürmeyi planlıyor. Rebecca, annesinin Japonya'daki 72. katındaki daireye gideceğini söylüyor. Rebecca ayrılmak için ayağa kalkar ama Tommy onu kapıya takip eder ve ona bir öpücük verir. Kadın çabucak odadan kaçıyor, şokta. Rebecca, sahilde fırtına izleyen bir arkadaşından banyo yaparken bir telefon alır. Küçük kız ona bir şey göstermek için feribotta yarın sabah onu karşılayacağını bildirirken çiçeklenir. İletişim, hava koşulları nedeniyle beklenmedik bir şekilde durduruldu. Rebecca ertesi gün dokunun arkasına bakıyor, ancak Tommy hiçbir yerde bulunmuyor. Büyük babası onu görüyor ve feribotun kalkmasıyla genç kız kıyıya hevesle bakıyor. 12 yıl sonra, Rebecca, çocukluk sevgilisi ile yeniden bağlantı kurma umuduyla büyük babasının boş evine geri döner. Tommy'nin evine bisikletle gidiyor, orada annesi Judith ile tanışıyor ve o artık orada yaşamıyor. Judith Rebecca'yı tanır ve oğlunun çocuğun sevgisini arzuladığı için onu Tokyo'ya götürebileceğini dilediğini söyler. Tommy'nin annesi genç kadını şu anda oğlunun yaşadığı limana götürür. Rebecca, Judith'in öngördüğü gibi limanda bir ev bulur. Hiçbir tepki duymadan, köpek gözlemlerken sessizce yaklaşıyor. İçeride yatakta bir kitap okuyan genç bir kadın görüyor. Birdenbire genç bir adam içeri girer ve yabancının kimliğini sorar. Rebecca sadece ona gülümsüyor, Tommy ise paylaştıkları sessizlikten Rebecca'yı hatırlıyor. Yatakta Rebecca'nın varlığından haberdar olan kadın, kendisini Tommy'nin şu anki tarihleri olan Rus olarak tanıtıyor. Çocukluk arkadaşları kısa bir süre sonra dostluklarını yeniler. Rebecca eğitimini tamamladı ve şimdi yeraltı konteynerlerde çatlakları tespit eden sonar cihazları için yazılım tasarlıyor. Tommy, köpeğinin Rebecca'yı içeri girmesine izin vermesinden hoşlandığını fark eder. Russe, kıskançlık duyar ve ayrılır. Rebecca, eski evini ziyaret etmekte rahatsızlık duyar ve aynı zamanda ayrılır. Ertesi gün Rebecca, Tommy'nin yağmurda sevinç içinde olduğunu fark eder ve Tommy ile birlikte sahile giderler. Tommy, çocukluğunun sıkıntısına Russe'nin elbisesini giydikten sonra kız arkadaşı olmadığını söyler. Rebecca gözlemlediği gibi, okyanusa koşar ve orada iken dalgalarla oynar. Akşamları, iki arkadaşı Rebecca'nın ölmüş büyük babasının kendisine bıraktığı evde yemeğe giderler. Genç kadın daha sonra Tommy'nin Japonya'ya gitmeden önce gelmediği günleri anlatıyor. O gün ona göstermeyi planladığını sordu, Tommy'nin sormayı beklediği bir soru. Tommy cüzdanından bir kutu çıkarır ve Rebecca'ya verir. İçeride, 12 yıl önce yakalanmış bir hamam böceğin boş kabuğu var, arkadaşının onu Japonya'ya götürmesini istemişti. Yine de genç adam o gün uyuyakaldı, bu yüzden ölene kadar bir yıl yavruya bakıyordu. Çocukluk arkadaşları, o gece birbirlerine olan sevgilerini ifade ettiler. Tommy Rebecca'yı öpüyor ve Rebecca onu bir süre öpmeye devam ediyor, ancak onların çekiciliğinin olağan dışı olduğunu fark ettiğinde durur. Ertesi sabah, ikisi bir plaj peşinde koşarlar. Dünlerde yatarken Tommy, Rebecca'ya önümüzdeki iki günde yok olacağını bildirir. Arkadaşı ona eşlik etmeye ısrar eder, ancak Tommy bunun çok riskli olduğunu söyler. Tommy, evinde, geri kazanılmış ıslak alanlarda bulunan ve hayvanların klonlamasıyla uğraşan biyoteknoloji şirketi Sparkling Park'a sızmayı planladığını açıkladı. Polon grubunun çevre aktivisti grubunun bir üyesi. Kuruluşun yolsuz uygulamalarını ortaya çıkarmak için gerekli olduğu kadar çok pandemonyum yaratmak istiyorlar. Tommy sonra Rebecca'ya, seyirciye serbest bırakılacak ve kurumun büyük açılışını mahvedecek olan hamam böceği içeren bir depolama konteynerini ortaya çıkarır. Rebecca, adamın stratejisi tarafından şaşırır ve ona katılır. O hafta sonu, Tommy acilen planı için gerekli eşyalarla ebeveyninin arabasını paketliyor. Onlara veda ediyor ve çift arabayla yola çıkıyor. Yolda, Rebecca, Tommy'nin kurbağa yaymak için büyük bir plan düşüncesine gülüyor. Uzun bir yolculuk sırasında, genç kadın bir alanın ortasında tuvalet dinlenmesini ister.
Tommy arabayı bırakır ve Rebecca'yı takip ederken daha da uzaklaşır. Rebecca, sevdiği bir arkadaşının başka bir araç tarafından trajik bir şekilde çarpıştığı sesli bir araba kazasına tanık olur. Çaresizce, genç kadın yavaş yavaş arabaya geri döner ve Tommy'nin hayatta olmayan vücuduna inanılmaz bir şekilde bakarak sessiz gözyaşları ile savaşır. Rebecca odasında Tommy'nin verdiği kutuyu keşfeder ve içeride bir not bulur. Genç bir Tommy'nin penmanşibinde, çocukluk sevgilisini terk ettiğinde beklemeyi vaat ediyor. Arkadaşının fotoğraflarını dizüstü bilgisayarında izler, ayrıca Rebecca'nın daha da üzülmesine neden olan önceki gösterilerinin heyecanı içinde gülümseyen bir videoda izler. Rebecca, Tommy'nin mezarını gölgelik gözleriyle ziyaret eder ve orada bir plan yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Daha sonra, su kenarında Ralph ile karşılaşır ve tek oğlunun kaybına ağlarken ona teselli sunar. Kısa bir süre sonra, ölmüş eşinin üzüntülü ebeveynlerini akşam yemeğine davet eder. Ancak Judith sessiz kalmayı reddeder ve genç kadına ne söylemek istediğini sorar. Bu nedenle Rebecca onları yeni yenilenmiş bir barınağa götürür. Bekleyen bir anne olduğuna inandığı genç kadına yaklaşırken, Judith duvar dekorasyonlarına bir göz atar. Rebecca, Tommy'nin onun aracılığıyla dünyaya yeniden doğmuş olabileceğini ortaya koyar, Judith'in zaten bu önerinin farkında olan kocasına bakmasına neden olur. Anneye genetik replikasyon departmanından onay formunu sunar, bu da ölülerin vücudunu geri almayı ve replikasyona yönelik DNA örneklerini toplamayı teklif eder. Üzülen ailenin din dışı inançlarına rağmen, Judith, ölmüş kişiyi rahatsız etmeyi reddeder ve hayatın onlara verdiği şeyi kabul etmeyi seçer. Ancak eşinin tam tersi görüşü var, ertesi gün, Ralph Rebecca'ya doldurulmuş formu sunar ve onu bölgeden ayrılacağını bildirir. Oğlu her zaman denizi sevdiğinden, genç kadına sahil kenarına yakın kalmasını tavsiye eder. Gitmeden önce, Rebecca'ya konuyu daha fazla düşünmesini hatırlatır, ancak adanmış kadın zaten aklına geldi. Bir hemşire olan Ruth, Rebecca'nın ayrılmasını, klinik prosedürünü tamamladıktan kısa bir süre sonra gözlemler. Rebecca, aylar sonra hamile iken doğmamış çocuğuna sessizce gülüyor. Sonra Tommy'nin mezarını ziyaret eder ve geri dönmesini sabırsızlıkla bekler. Kısa bir süre sonra, klonunu cezai kesim yoluyla doğurur. Rebecca ve Tommy'nin klonu 3 ay sonra sahilde yürüyüş yapıyor. Bebeği olan annelerden geçiyor ve ona bir parça kek teklif ediyor ama nazikçe reddediyor ve evine tek başına dönüyor. Yıllar geçtikçe, Rebecca Tommy'nin tek bakıcıdır. Bir gün, küçük çocuk bir halı altında saklanır ve annesini dinlemeyi reddeder. Sonra Rebecca, babasının doğmadan önce bir araba kazasında öldüğünü, o zamandan beri öldüğü gerçek Tommy'nin hayatına işaret ederek ona söylemeye karar verir. Çocukken orijinal Tommy'nin bir kopyası olan Tommy'in klonu, annesiyle yakın bir ilişki geliştirir. Rebecca aynı zamanda derinden hayran olduğu iddia edilen oğlu için aşırı ve sıra dışı bir sevgi gösterir. Rebecca, Tommy'yi ve arkadaşı Eri'yi ormanda Dima ve tavşanını izler. Çocuklar Dima'yı Tommy'ye baktığında şüpheli bir şekilde inceler. Kız Tommy'ye veda eder ve ayrılır. Rebecca onu davet etmeye çalışıyor ama nazikçe reddediyor ve geri dönmüyor. Tommy daha sonra Eri'ye Dima'nın kokusunu hissedebileceğini sorar, Eric buna olumlu yanıt verir. Rebecca, şaşkınlığına göre oğlundan klonların, çocukların Dima'da gözlemlediği epidermislerinden dolayı farklı bir koku olduğunu keşfeder. Tommy, annesinin bir klonu olduğunu bilmiyor. Rebecca, çocuk öğretmenleri ve okuldaki diğer anneler, klon Dima'yı evine davet ettikleri için yargılanıyor. Klonlama haberlerde yaygın olmasına rağmen, kadınlar klon kavramının çocuklarının anlayabilmesi için çok karmaşık olduğunu iddia ediyorlar. Diğerleri, öğretmenin genç kız Dima'nın büyük annesinin klon olduğunu açıkladığında rahatsız olur. Bu kadınların farkında olmadan, Rebecca'nın çocukları, ölmüş ortağının klonudur. Rebecca, hayal kırıklığına uğramış, klonlara karşı ön yargılarını paylaşıyor ve ayrılıyor. Tommy ve arkadaşları su balonları ile oynuyor, onu geri alır. Rebecca ve Tommy, Tommy'nin doğum günü kutlaması için orman zemininden domuz kuşlarını topluyorlar. Bisiklet yolculuğunda eve dönerken, Tommy hakkında gerçeği ortaya koyan Ruth ile annelerle karşılaşırlar. Annenin ve oğlunun bilinçsizce bir parti için evlerini dekore ederek hazırlaması. Sonrasında ise kimse evine gitmiyor. Rebecca, onların davetini alacaklarını garanti eder, ancak Tommy'nin klon olduğunu bildiklerini keşfettiğinde çocuklarının katılmasına izin vermez. Rebecca, misafirlerinin yokluğuna rağmen Tommy'nin kekini servis eder. Genç adam gerçek kimliğini bilmiyor ve Dima'nın boş partiden sorumlu olduğunu tahmin ediyor. Tommy, annesini Rebecca'nın kontrolsüzce öksürdüğü gibi teselli eder. Kısa bir süre sonra çift, gözleri ayrımcılığa uğratmaktan kaçınmak için deniz kenarında bir eve taşınır.
Tommy, annesine sahilde çok uzun zamandır ortadan kaybolmuş olmalıydı. Organizmaların varlığı genetik replikasyonun türlerin korunmasına ve canlandırılmasına yol açtığını göstermektedir. Rebecca Tommy'yi yeni evlerinde bir robot dinozorla şaşırtıyor. Orijinal Tommy'nin eski köpeğinden sonra Bingo ismi önerir ancak Bubo'yu seçer. Bir karanlık günde ikisi Rebecca'ya gösterdiği aynı terk edilmiş, çürümüş bir teknede uzanıyor. Bir çift muhtemelen tükenmiş bir bison gözlemliyorlar. Komşuları Mark adında bir çocuk yaklaşıyor ve kendisini tanıtıyor. Tommy, yeni arkadaşı tarafından heyecanlandırılmış, ona binoküllerini ödünç verir. Bir akşam, Rebecca dizüstü bilgisayarını çalıştırırken, Tommy, babasının kazası hakkında soru sorar. Kadın, Tommy'nin ölümüyle ilgili gerçeği yanıtlar. Rebecca, tüm bu yıllar sonra kaza hakkında hala pişmanlık duyuyor, çünkü o yol kenarında durmanın nedeni oldu. Güzel bir sabah, annesi ve oğlu, Tommy'nin annesini yere vurmasına neden olan bir avlanmaya katılırlar. Nefes alıp birbirlerine dikkatle baktılar. Rebecca ise oğluna olan çekiciliğinin aile içi olmadığını öne sürüyor. Mark aniden kesilir, Tommy ve Rebecca arasındaki gerginliği hafifletir. Bunun ardından iki çocuk Tommy'nin robot oyuncaklarını kumda gömmek için birbirlerine yardım ederken aynı zamanda kendi annesine karşı şaşırtıcı duygularını gizlemeye çalışır. O akşam Rebecca kayıp oyuncağı keşfeder, geri alır ve annesinin tuhaf davranışından kurtulmaya çalışan Tommy'ye geri verir. Birkaç yıl sonra, klon orijinal Tommy'nin öldüğü yaşa ulaşır. Rebecca, Tommy'nin odasında kahvaltı yapar ve Monica'yı yatağının altında saklar. Tommy, yemek masasında annesine, Monica'nın bir süre kalacağını, Rebecca'nın gülümsediğini ve kız arkadaşından hoşlandığını söylüyor. Sway'de Tommy, canlıların eşsizliğinden ötürü öfkelenir ve bilimle ilgili tutkusunu Monica ile paylaşır, bu da onu çocuklu bulur. Rebecca evinden çift arasında bir kucaklama gözlemler. Monica'nın gelmesinden bu yana Rebecca, evde kıskançlıkla acımasız olmuştur. Bir gün, ikili odasına girer ve Monica'nın pişirdiği bir kek teklif ederken, okur gibi davranır. Rebecca çok hasta görünüyor ve öğeyi bir kenara bırakıyor. Kış boyunca Rebecca'nın Monica'ya karşı nefreti devam ediyor. Monica dışarıda koşarken, Tommy odasında titriyor. Rebecca, Tommy'nin gövdesini bir battaniye ile ve oğlunun yanına saklar. Bilgisizce ona sarılır ama annesini yanındaki yaprakların altında yatarken bulduğunda ayağa kalkar. Monica odaya girer ve kız arkadaşını öpmeye başlar, Rebecca kapağın altından hareket etmeden izler. Tommy annesini açıklamak istemiyor, bu yüzden bir alibi tasarlar ve Monica'yı tuvalete götürür. Çift bir gün balık ağı ile oynadıktan sonra eve döner. Tommy, annesinin patio üzerinde oturduğunu görür ve onu bir ağaçta yakalar. Onu öpücüklerle öpüyor ve sonra çabucak gömleğini çıkarıyor. Rebecca onu durdurmazken, Monica onu gördüğünde çabucak eve girer. Anne ve oğul arasındaki cinsel gerginlik, birbirlerinin bakışlarını tuttuğunda ortaya çıkar. Tommy sonunda dışarı çıkar ve arkadaşı içeride takip eder. O gece, Rebecca uyanık kalır ve yan odadaki çift arasındaki sıcak bir değişim dinler. Tommy durur ve annesinin uyanmış olabileceğini söyler. Rebecca evden ayrılır ve bir çantayla geri dönerken, oğlu bir dizüstü bilgisayarı kullanmak gibi davranır. O sabah, Rebecca sessizce pencereden dışarı bakıyor. Monica Rebecca ile sohbet etmeye çalışıyor ama Rebecca sadece onu şaşkınlıkla bakıyor. Tommy, yüzme yaptıktan sonra bahçelerinde duran yaşlı bir kadınla karşılaşır. Orijinal Tommy'nin annesi, Judith, önünde genç adamı üzüntüyle izliyor. Tommy'nin ona yaklaştığı ve kimliğini sorduğunda tedirgin olur. Ancak Judith, arkadaşları şaşkınlık içinde ona bakarken sessiz kalır. Öte yandan Rebecca, yaşlı kadının beklenmedik bir şekilde geldiği için sinirli duruyor. Judith evden ayrılırken Rebecca içeri girer ve Tommy'nin sorularını cevaplamayı reddeder. O gece, Tommy annesinin yanındaki yatağında yatıyor ve yaşlı kadını soruyor. Rebecca, oğlunu yumuşatırken sessiz kalır. Tommy, Monica'nın sesini duyunca aniden ayağa kalkar. Ertesi sabah kahvaltıda, Tommy defalarca masadaki tuz şekerini öfkeli bir şekilde vurur. Monica, erkek arkadaşındaki histeriyi gözlemlerken, nesneleri yere atar ve yiyeceklerine koymadan önce bir parça tuz alır. O masayı kırar ve sonra Rebecca'ya işaret eder. Tommy, yaşlı kadının ve dışarıdaki fırtınaların anılarını açığa çıkarır. Daha sonra Monica, kendisini tuvalete kilitleyen erkek arkadaşıyla irtibata geçiyor, ancak onu içeri sokmayı reddediyor. Tuvaletten çıktıktan hemen sonra, Tommy, Monica'nın çantası taşıyan Monica'yı görür. Annesine bakıyor, yatağına yatıyor ve kız arkadaşı kimin seçtiğini anladığında hızlıca ayrılıyor. Birkaç dakika sonra Rebecca ayağa kalkar ve Tommy'ye orijinal Tommy'nin tüm anılarını içeren eski dizüstü bilgisayarını verir. Tommy Rebecca'yı boynuna alıp yatağa atar.
Genç adam, annesinin ölmüş sevgilisinin klon olduğunu öğrenmekten korkuyor. Rebecca'ya saldırır ve onun kimliğini tekrar tekrar sorar. Cevabına rağmen, oğlunu öpüşerek provoke eder ve bunun sonucunda samimi bir değişim olur. Rebecca kanıyor, o noktaya kadar bakire olduğu anlamına geliyor. Rebecca, sonunda uzun zamandır arzuladığı şeyleri başarmaya başladı. O günün sonunda, Tommy çantalarını çeker ve onu doğuran kadını adeta veda eder. Kısa bir süre sonra Rebecca, her şeyin başladığı uzak plaj evinde, sevgilisinin bir klonuyla hamile olduğunu keşfeder. Umarım beğenmişsindir. Bunun gibi daha çok video izlemek için abone olun, bildirimleri açın ve like atın. En sevdiğiniz filmi bir dahaki sefere kadar özetlememizi istiyorsanız yorum bırakın. Yorum kanalımızın büyümesine yardımcı olacaktır. İzlediğiniz için teşekkürler.